Herkese merhabalar. Uyarayım, dikkat. Yüksek dozda kozmetik içerir. O yüzden şimdiden uyarayım çünkü kozmetikle dolu bir kutum var. Hayriyeciğim, öpüyorum seni hayatım. Benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım Hayriyeciğimden bana yine bir paket geldi. Ondan sonra benim siparişim var. Minik'te bir alışveriş var. Önce o alışverişleri ortadan kaldırayım diyorum ben. Şöyle bir başlayalım. Bugün ben dışarı çıkmıştım ve Betül'e şöyle minnak bir hediye getirdim. Ben genelde dışarı çıktığım zaman Betül'e hep ufak tefek hediye alıyorum. Beğendin mi peki? Hı. Şimdi o yemek yiyor. Yatacak çünkü. Saat 7 oldu. Hatta saat geçiyor. 7'yi geçiyor. Ama biraz 20 dakika gecikmeli. Betül 7.30'da yatakta olması gerekiyor. Neyse işte çok tatlı. Hemen bunu böyle hop diye Betül'ün odasına doğru sallıyorum gitti. Bunu aldım çünkü bunu kendim için değil, bunu Nurgül için aldım. Nurgül çok seviyor bu bezleri. Türkiye'de de sanırım yok. Hatta bu konuda bana bir bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Bu Türkiye'de var mı? Yani markası illa bu olmasına gerek yok ama bu bezler çok iyi iş görüyor. Hatta ben pembesini kullanıyorum. Pembesi yoktu bu sefer. Nurgül'e paket göndereceğim ve bunu da içine koyacağım. O yüzden bunu da aldım. Bunu da kenara kaldırıyorum. Benim bugün aldıklarıma devam edeyim. Bioderma'nın şeyi H2O'su bitti. O yüzden bir tane yüz suyu, Gesichtwasser lazımdı. Yüz temizleme suyu. Ben de bu sefer Neutrogena'yı tercih ettim. Neutrogena'dan yaklaşık 7 yıl önce nemlendirici krem kullanmıştım. Çok da memnun kalmıştım. Hatta bunun dudak nemlendiricisini falan da kullanıyorum, böğürtlenli ne olduğunu. Bu sefer de bunu aldım. Sonra bunlar hep Rossmann'dan. Hatta şöyle poşetini göstereyim. Rossmann. İlk defa bunları deneyeceğim. Daha önce hiç kullanmadım. Bir tane Clean & Care Rivalde Loop'un göz makyaj temizleyicisi ve bir tanesini yağlı aldım. Bir tanesi de şu da yağsız olanı. Göz makyaj temizleyicisi bu aloe vera'lıymış. Bunda da aloe vera var mıymış? Bu da jojoba yağı var. Jojoba öl. Bilmiyorum nasıl olduklarını, daha hiç kullanmadım. Bir tane böyle kutucuğum var. Bunlar ne için? Betül'e çok sık muffins ya da böyle kurabiye tarzı şeyler yaptığımızda süs çok kullanıyorum biliyorsunuz. Üzerine böyle dekor amaçlı ve şekerler minik. Onları koymak için böyle bunları dizeceğim. Bir tane de böyle muffins ya da kekçik kalıbı aldım. Evet ve Christian Dior'a geleceğim. Önce onu göstereceğim, sonra da bu Hayriyeciğimin paketini göstereceğim. Şöyle çekeyim. Instagram'da zaten bunu çoktan biliyorlar. Çoktan değil, geldikten bir hafta sonra falan resmini yayınladım. Öyle, yok, o kadar oldu mu ya? Olmuş da olabilir. Buyur canım, hemen söyle. Öpeyim. Oo, Allah rahatlık versin kuzucuğum. Tamam. Canım kızım benim. Hadi ben sana su getireceğim zaten. Ay düştü. Ay düştü. Şimdi bu bana bir hediye. Ben buna çok mutlu oldum tabii ki. Sürpriz bir hediye oldu. Benim çok beğendiğim bir üründü bu. Ben travel set bakıyordum internetten uzun zamandır. Ve bu bana hediye olarak geldi. Şimdi ışık çok iyi değil. Nasıl? Şuradan daha iyi. Şu açıdan daha iyi. Hangisi? Lamba patlamış bir tanesi. Şimdi bu şu set. Christian Dior'un seti. Far alacaktım. Sonra internette bunlardan bakmaya başladım. Lancome'un çok güzel bir tane In Love serisinden set vardı. O çok hoşuma gidiyordu. Derken buna bakmaya başladım. Derken paket geldi bana ve paket ben yokken değil, yine eşim varken geldi. Yani eşim, zaten eşimin hediyesi. Benim haberim bile yok. Sadece benim bu tonları sevdiğimi biliyor. Ve vallahi hiç fena seçimde değil yani, gerçekten de. Şöyle göstereyim. Böyle bir çanta. Sonra açıyorsunuz. İçinde büyük bir şöyle bir aynası var. Burada isimleri yazıyor. Ürünlerin adları yazıyor. Bu Dior Show. Ben ikon Show muydu? Ay bir şey vardı böyle metalik, onu kullanmıştım. Yalnız bunun fırçasına bayıldım. Minik, küçük ve plastik. Sadece ben bunu denememiştim. Alt kirpikler için müthiş güzel. Ve bittikten sonra da kaş şekillendirmek için çok güzel. Şunu bir kaldıralım. İsimleri yazıyor burada. Bunlar lip glosslar. Bu lip plump'ı bilmiyorum ne olduğunu bunun. Yine lip gloss 3 tane, yani yaklaşık değil 6 tane far. Yalnız bu müthiş bir aydınlatıcı. Bayıldım onun rengine. Aydınlatıcım sanki yokmuş gibi. Halbuki benim highlighter'm var. Var ama şöyle renkleri göstereyim. Ay harika. Renkler harika. Böyle travel setler tatile giderken ya da uzun yolculuk falan olduğu zaman çantaya koy. 2 tane ya da 1 tane allık. Tamam, bitti yani gerçekten de. Ve fondöten. Sonra şunu göstereyim. Ay zaten ben şu iki renk hastasıyım. Ben bu renklerin hastasıyım. Yani hiç fazla koyu renk olmasa bile şu renklerle ben aydınlatma olayını yapıyorum. Göz makyajını yapıyorum. Bir de bir göz kalemi, Rimmel, tamam bitti yani. Yeterli. Şimdi parmaklar hep pislendi. Gerisine 2 tane de bir tane rujlar için, bir tane de minik aplikatör var. Elimi bir temizleyeyim. Şu rujların rengini şimdi. Betül hala öksürük tıskırık. Betül iyileşti. Sonra tekrar anaokuluna gidince tekrar hastalandı çocuk. Evladım. Şöyle de bunun minik bir süngeri var. Süngeri ben 96 yılında Christian Dior'un fondöten pudrasını kullandım. Fondöten değil ama pudra ve kadife gibi yapıyordu cildimi ve o zaman da yine böyle maviydi. Hatta sırf parlament mavisiydi paketler ve şöyle çizgileri vardı. Daha maviydi, bu kadar large. Böyle minicik bir fırçası var. Böyle daha iyi. Ay daha düştü. Renkler gerçekten çok güzel. Müthiş güzel makyajlar çıkar. Sadece bir şey söyleyeyim. Bir tane mavi olsaydı içinde çok güzel olurdu. Lacivert gibi bir renk olsaydı. Yani mesela şu renk değil de bu rengin yerine bir tane mavi koysalardı harika ötesi olurdu. Yalnız pudra da harika. Yapısı çok güzel. Böyle kadifemsi bir yapısı var. Dior'u bitirdik mi? Evet. Şimdi 8 dakikayı bununla doldurduktan sonra Allah gelelim daha uzun bir videoya. Şunu bir boşaltacağım. Yok, boşaltamayacağım. Neyse dur. Benim canım Hayriyeciğim, sen benim yani bu kadar mı gönlümü okursun? Ya senin yerin çok başka. Benim de sende yerin başka değil mi? Ay, çok güzel bir sürpriz yaptı bana arkadaşım. Bunların hepsi bana arkadaşımdan geldi. Hayriyeciğim, tekrar seni öpüyorum ve direkt ürünlere başlıyorum şimdi. Wet n Wild'ın şu üçlü farı kullandım ve çok beğendim. Özellikle şu rengine bayıldım. Wet n Wild'ın neymiş bunun ismi, cismi? Ha, üstünde yazıyormuş. Pardon. Swiss as Candy. Doğru okuduysam. Bir tane Rimmel. Essence'den. I Love Extreme. En sevdiğim Rimmel. Zaten hep benim sevdiğim tarzları gönderdi. Bu BB kremi. L'Oréal'in. Ay bunun rengine bayıldım ve çok güzel nemlendiricisi. Zaten Astor'dan 2 tane kullanmıştım. Sevdiğimi söylemiştim. O da bana bunlardan koymuş. 2 tane vardı herhalde içine. Bir tanesi böyle Pret in Fuchsia 018. tanesi P2'nin bronzası, bronzlaştırıcı pudra. Bunu zaten çekilişte gönderdim bir tane. Bu da ikincisi. Ay ay ay, bunları da biliyorsunuz değil mi? Canım kızım ya, of. Anaokuluna çocuklar başlayınca gerçekten bu hastalığın şeyi kesilmiyor yani, ucu bucağı yok. Hızlı geçeceğim. Bu Sveva'dan Lid Satin Base, far bazı, eye primer. Şöyle rujlardan, diyorum ya benim en sevdiklerim, benim gerçekten hep sevdiğim şeyleri. Şunu zaten hastasıyım bunun, biliyorsunuz Maybelline'in bu rujlarının. Sonra Astor'dan Lip Gloss, çok güzel rengi. Yapısını ama yapış yapış mı onu anlayamadım doğru düzgün. Çünkü sürdüm, ondan sonra çıkarıp bunu sürdüm. Hepsini böyle denemek istedim ben, çünkü ürünleri şey yapamıyorum. Yani elimde ürün olup da ben denemeden edemiyorum. Onu illa hemen süreceğim, bakacağım. Böyle bir karıştıracağım. Duramıyorum yani, kenarda ürün, o yüzden durum yok pek fazla. Ve bu yine L'Oréal'in Glam Shine serilerinden. Bunu yıllar önce de kullanmıştım ben. Çok da severek kullanıyordum. Çünkü diş rengini olduğundan şöyle bir 2 ton rengini daha beyaz gösteriyor. Yine Astor'dan bir tane lip butter. Nemlendirici renkli. Sonra bu markayı bilmiyorum ben. Hatırlamıyorum. Collistar. Ya emin de olamıyorum. Bana Douglas P2 Box'tan mı gelmişti böyle bir şeyde? Collistar'dan bir kalem mi vardı? Bir şey vardı ama bir yerden tanıdık geliyor da nereden tanıdık geliyor çıkaramadım. Ha şöyle. Çok güzel bu arada değil mi? Sonra hızlı geçeceğim dedim. Manhattan'dan 2-in-1 Concealer. Bu concealer şey, ikisi bir arada olanlar ama şey çok güzel. Alt tarafında pudrası, üst tarafında da kremi var. Böyle. Sonra yine L'Oréal'in Glam Shine'dan. Bu parlak, ay çok güzel. Bunların yapılarına bayılıyorum. Çok hoş. Bu Manhattan'ın lip jeli diyor. Buna bayıldım. Ne biliyor musunuz? Rengi o kadar güzel duruyor ve dudakta kesinlikle yapış yapış iz bırakmadı. Bunu sabah kullanmıştım bir günü. Yani bir sabah sürdüm. Akşama kadar da tazeleyip tazeleyip hep bunu kullandım. Dudaklarım çok kuru bu sıralarda. Ve yapısına bayıldım. Yani böyle hani dudak üstündeki deriyi kaldırmıyor, yumuşacık kaldı falan, yapış yapış hissi yok. Gerçekten çok güzelmiş bu. Ben bunu nasıl gözden kaçırmışım bu zamana kadar? Demek ki bana Hayriye gönderecekmiş. Ay. Şimdi. Ay. Senin kapın neden kapalı değil? Bu bodyography'yi tanımıyorum. Amerika'dan. Şöyle göstereyim, elf'ten. Nasıl açacağımı düşünüyorum ben şu anda bunu. Hemen demokrasilerde çare tükense de ben de tükenmez. Ben de tükenmez. Hemen. Elimin üstünde göstereyim. Güzel bir parlaklığı var. Neyse, fazla oyalanmayayım. Tekrar elime alıyorum ve hızlı hızlı gideceğim. P2'den şöyle bir Cheeks and Lips. Hem dudak hem de yanaklar için olan. Sonra yine Essence'den bir far paleti. Dörtlü. Çekilişte bundan gönderiyorum. Instagram'da çekiliş devam ediyor bu arada. Kaçırmayın, ayın 12'sine kadar. Aman aman. Görmedim, duymadım, ay kaçırdım. Ve biliyorsunuz yine abur cuburlardan da içine ekleyeceğim her zamanki gibi. Kiko'dan 2 tane ruj var. Detaylara inmeyeceğim. Elf'ten bir tane lip balm var. Bu Pink Sugar. Sugar diyecektim. Sugar olsun. Pembe bu arada ojelerimde göstereceğim birazdan hangisi olduğunu. Bu da benim eşimin hediyesiydi bana. Haberim yokken pat diye almıştı. Çok da güzel seçim. Yani adamın yanında 40 kere pembe bakarsanız adam artık bilsin yani, değil mi pembe? Bu kadın pembe seviyor. Bir yıllık falan herhalde olacaksın. Gösterebilirim de. Şöyle. Bu Maybelline. Ya bu Maybelline markasına bayılıyorum zaten. Her ürünüm güzel olur. Gerçekten bir tane de ürünü kötü çıksın, çıkmadı. Şöyle koyayım. Ördeğimiyim. Bu da ay, ışıldaklı, parlaklı, pırıldaklı. Çok güzel. Ay hepsi çok güzel ya. Bu ürünlerin hiçbirisine kötü diyemem. Yok öyle bir şey. Ha diyeceğim birazdan. Bir dakika geliyor. Söyleyeceğim. Söylemesem olmaz. Maybelline. Maybelline neredesin canım? Maybelline kalemiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Maybelline'in kol liner'ı vardı. Herhalde o makyaj masamda kaldı. Neyse. 2 tane böyle kalem. Maybelline'den Superstay, işte Better Skin fondöten. Lip gloss. Lip gloss'lara boğdu beni zaten sağ olsun. Bayıldım, ayıldım böyle. Hatta eşim bile dedi, ay dedi, teşekkür edelim. Bunu arabaya koyacağız çünkü. Bir tanesi arabada duracak. Ay yerlerini göstereyim hemen. Bu eczane şeyi. Apothekers dedim ya. Apotheke'nin lip balzamı. Bu da Altera'nın. Bunu çok beğendim. Bunun kokusuna bayıldım bir kere. Şeyli, kavunlu dudak bakım ürünü ve Mit Bio Shea Butalı, Shea Butter, Shea yağısı ve bu. Bitti mi? Yok, bitmedi. bak o da beni dinliyor gıcık. Canım kızım benim ya. Bu da Catrice'den yine dudak ve yanak için olan krem allık bu. Denedim, test ettim, memnun kaldım. Essence'in Limited Edition olan serisinden. Hayriye ile konuştuğumuzda zaten şey dedi, yani kardeşlerine falan gönderirsin. Bir de şöyle konuşmuştuk. Yani sen herkesi mutlu ediyorsun. Ben de seni mutlu etmek istedim dedi. Allah böyle yani neremin yağları eridi derler. Ciğerimin, kalbin yağları eridi. Yani daha ne diyeyim ben ya. Ya vefalı dost. Gerçekten çok başka bir şey. Yani neyse şu Astor'dan Skin Match Blush. Şu allık yani. Şimdi rimeller geliyor. Maskaralar. Kiko'nun bir rimelini göndermiş bana. Allah bayıldım. Gözümde de şu anda o var. Belki gözümü gösterebilirim birazdan. Bayıldım ya. Ayıldım ya. Çok güzel. Bu şu marka, bunu tanımıyorum. Reviva. Bunu daha denemedim. Sonra bu Rocket'i biliyorum zaten. Fırçasını beğeniyorum ama çıkarması çok zor. Bu Maybelline'i de tanıyorum. Bunu da daha önce kullanmıştım. Bunu da çıkarması gerçekten zor. Waterproof olunca. Ama ben göz makyaj temizleyicilerimi de aldım zaten. Yağlı falan da kullanıyorum ya. Biliyorsunuz artık. Ay 30 dakika olacak galiba bu. Hemen Alverde'den Alverde. Eleştirin Alverde diyorum, evet. Dilim öyle gidiyor ya, niye bilmiyorum. Alverde'den şu Alverde pudra ruj. 20 €. Aa, telefonum çalıyor ama bakmayayım, neyse. Şu videoyu bitireyim, öyle bakacağım. Dilimde tüy bitti. Hayriyeciğim ne yaptın sen ya gerçekten. Carmex'in, bunu çok övüyorlar diye niye övdüklerini anladım. Bunun içinde nane gibi bir şey var. Bunu Fanny Pilgrim'de çok görüyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. O bunun hastasıydı herhalde ya da başka bir tane birisi miydi? Herhalde Fanny Pilgrim'di. Ha bunda kalmıştım. Telefona mecbur baktım. Çok ısrarcı çalınca telefon. Eşimmiş. Neyse. Bu Carmex'in içinde bildiğiniz Vicks şeyi var. Kokusu var. Böyle yoğun bir mentol kokusu var. Ve sanırım o da dudaklara biraz dolgunluk veriyor. Yani hem gerçekten şey kalıcılığı, yani dudağa bakım yapıyor ve burada da zaten yazıyor long lasting diye. Gerçekten de bence de öyle. Uzun süre duruyor. Dudağınızdan çıksa bile dudakta o etkiyi nem. Ya çok güzel bir ürün. Dudakta hala nemi hissetmiş oluyorsunuz. Enteresan ama işini iyi görüyor bu ürün. Sonra Etude House'dan böyle. Bunu ilk gördüğümde Benefit'e benzettim. Sonra Manhattan'dan krem krem far limited edition görünce şunların kutularına bayıldım zaten. İçi hiç önemli değil. Kutularını sevdim, tamamdır zaten. Sonra Astor'dan BB krem. Yapısını bilmiyorum artık, kullandıkça ben size yorumlarımı iletirim. Bu da Elf'ten High Definition. Bu yine göz altı pudrası. İnşallah atmıyorumdur. Doğru söylüyorumdur yani. Yanlış söylemiyorumdur. Bu da yine Elf'ten gözaltı aydınlatıcısı. Misha'dan da gelmişti bana yine gözaltı aydınlatıcısı. Bunlar pudra halinde. Bunlar niye çok güzel biliyor musunuz? Şeyden dolayı. Gözaltı kapatıcısı uyguladığınız zaman üzerine böyle bir sabitleyici iyi oluyor. Bu da gözaltı kapatıcısı tabii ki. Neyden? Deminkinin 02 corrector yani concealer yani gözaltı kapatıcısı. NYX'ten bir tane kahverengi farım var. Hemen şöyle yapısını göstereyim. NYX'in ben biliyorsunuz jumbo kalemlerini kullanıyorum yıllardır. Ve dudak kalemlerini kullanıyorum çok beğenerek de. Hiç farını kullanmamıştım. Ve bunu da geçen gün makyajda kullandım. Çok beğendim. Hatta neyle kullandım? Bununla şeyi birleştirdim. Wet n Wild'ın o açık rengini. Ay çok güzel bir makyaj oldu. Slick. Benim çok severek kullandığım bir marka. Londra'da. Aha da gitti. İşte bu. Aha gitti. İşte. Londra'da Meral vardı. Meral'cığım sana da çok selam olsun. Seni de çok çok öpüyorum. Seni de tatlı oğlunda. Meral bana Londra'dan göndermişti Slick paletlerini. O zaman ilk defa Slick'lerle tanışmıştım. Ve Slick paletler gerçekten harika. Ki allıkları da öyle. Sonradan da ben kontürlerini falan işte aydınlatıcısını sipariş etmiştim. Hatta firma tarafından da verilmişti, gönderilmişti. Gerçekten Slick benim sevdiğim çok uygun fiyatlı ve kalitesi diğerleriyle yarışacak derecede bir kozmetik firması, kozmetik markası. Ve iki tane Rivaldi Loop'tan bir tanesi böyle açık renk, bir tanesi de böyle güzel gölge geçiş rengi olarak kullanılabilecek renklerden. Ay bunu çok merak ediyordum. Hatta bana bir arkadaşım bunu tavsiye etmişti. Çok güzel diye. Sonra alacaktım. Onun üzerine gittim. Başka bir Rimmel aldım. İşte şeyden Girlane'den gittim bir Rimmel aldım falan derken çok merak ediyordum. Çok ilginç, enteresan bir fırçası var. Ve gerçekten ilginçmiş bu. Şöyle göstereceğim. Çok değişik değil mi? Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Kirpikleri tek tek tarıyor. Ve ayrı ayrı gösteriyor. Yani ayrı ayrı seyrek göstermiyor. Ve ayrı ayrı ya çok beğendim. Kokusu da güzel. Vallahi Lancome'un rimelleri gibi kokuyor. Biliyorsunuz L'Oréal ile Lancome kardeş firma. Bazı ürünlerin içerikleri aynı, paketleri değişik sadece. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Yıllar önce yine söylemiştim. Tekrar bilginize sunayım efendim. Çok beğendim. False Lashes Shimmering Butterfly yani. Sizin dilinizin. İngilizce'de yani. Son 4-5. Max Factor'ın şu ruju. Şimdi bunu denedim dersem. Denedim mi? Denememişim, yok. Bazılarını denedim, bunu daha deneyemedim. Ha, fırsat kalmadı yani şu. Yani gördüğünüz gibi utanmadan şöyle bir gerile göstereyim. Oo, benim böyle dostlarım var. Ya bana firmaya gerek var mı? Firmalar bana ürün gönderse ne olur, göndermese ne olur? O yüzden böyle işte özgür yorumlar yapabiliyorsunuz en azından. Dedikten sonra işte paketin yani bana elime ulaştığından beri kullandığım ve bu da gerçekten iyiymiş dediğim ürünlerden bir tanesi. Bu bir lip balm yani dudak bakım kremi. Tabii ki renkli. Ve SPF yani güneş koruma faktörü 20. Yani gerçekten hepsi bir arada diyebiliriz herhalde. Ve rengi de gerçekten çok güzel. Şimdi bunu tekrar bir şeyin üzerine koyup size göstermek istiyorum tabii ki. Heh, durdu mu? Durdu bile. Şöyle. Bakar mısınız? Gerçekten bir lip batırdan hiçbir farkı yok ve renk güzel. Ayrıca kokusu muhteşem güzel. Ay çok güzel kokuyor. Böyle tatlı şeker gibi. Nasıl diyeyim? Şeker ve çiçek kokusu var resmen. Ay şöyle. Heh. Bu arada Betül su istedi. Hemen kızımı şu iki ürünü de göstereyim. Hemen kızcağızımı su götüreceğim. Unutmamış Catrice'den de bir tane. Yine benim çok sevdiğim renklerde göndermiş. Ben bu renkleri çok kullanıyorum. Beni tanıyanlar zaten videomu izleyenler bilirler. Ama dostlarım başka bilirler. Dostlarım daha detay bilirler. İşte bakın yapısı. Ben birkaç kere daha söylemiştim. Bu Catrice yarışır yani. Gerçekten en ünlü markalarla yarışır. Evet. En son olarak da hemen kapatıyorum. Ve Catrice'den kamuflaj. Bunu da denedim. Bundan da memnun kaldım. Bu arada bu neymiş böyle? Siyah kalem şey kalmış. Evet. Hayleciğim canım benim. Gönlüne sağlık, emeğine sağlık. Seni seviyorum kız. Kız seni seviyorum. Çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Eşine de selamlar, saygılar. Şimdi ben Betül'ü yatırmaya gidiyorum. Bu da ne? Türk dükkanından alışveriş yaptım. Hadi onu da göstereyim. Hadi onu da göstereyim. Kızacak bazıları bana da. Böyle bundan aldım. Susam aldım. Çörek otu aldım. Çörek otunu soranlar. Şivat kümel. Susamı sormuyorlar da. Genelde kimyon. Bazı şeyleri soruyorlar. Kümel. Kimyon. Zeytin aldım. Ve sosis. Şey aldım. Evet. Ay canım. Şunu bir daha görelim mi? Hadi bir daha görelim mi? Çok güzelsin çok. Çok güzelsin çok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Gerçekten de bir daha söylüyorum bana firmaya ne gerek var? Benim çok sağlam dostlarım var. Ben sayfayı kurarken hep söylemiştim. Hatta çoğu arkadaşımla konuşurken söyledim. Az olsun öz olsun. Yani beni izleyen dostlarım var. Ailem var. O yüzden siz de aileme katıldığınız için, beni takip ettiğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Beni anladığınız için. Beni çok anlamayanlar oldu, tanıyamayanlar oldu, tanımak istemeyenler oldu. Tavrımı sivri bulanlar oldu. Çünkü çok alışmışlar böyle herkes koyun gibi olmasına. O yüzden beni anlayıp, beni takip eden ve severek takip eden bütün pozitif yorumlara çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ojeyi tekrar göstereyim mi? Hoşça kalın.